Manevi Zırhımız, Felak ve Nas Sureleri. Değerli dostlar, bugün sizlerle çok özel iki sureyi, Felak ve Nas Surelerini konuşacağız. Bu sureler Allah'ın bize gönderdiği manevi zırhlar gibidir. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı bizi korurlar. Kısa olsalar da çok derin anlamlar taşırlar. Her Müslümanın ezberleyip sık sık okuması gereken dualar gibidirler. Allah'a sığınmanın ve ondan yardım istemenin en güzel örneklerindendir. Şimdi gelin bu surelerin derinliklerine birlikte inelim. Şeytanın vesvesesine karşı ilahi kalkan. Bu kalkan Allah'ın bizlere sunduğu en büyük nimetlerden biridir. Felak ve Nas sureleri Mekke'de indirilmiştir. Bu sureler Müslümanların manevi koruyucusu olarak bilinir. İniş sebepleri ise çok önemlidir. Bu sureler Allah'ın rahmetinin ve koruyuculuğunun bir göstergesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi tarafından sihre maruz bırakılmıştı. Bu sihir onun sağlığını ve huzurunu bozuyordu. Onun bu zor durumdan kurtulması için Allah Felak ve Nas surelerini indirdi. Bu sureler onun üzerindeki sihri bozdu. Bu sureler sadece Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem değil, tüm Müslümanları her türlü kötülükten korumaktadır. Her Müslüman bu sureleri okuyarak Allah'ın korumasını hissedebilir. Felak suresinde Allah'a sığınmamız gereken tehlikeler sıralanır. Bu tehlikelerden korunmak için Allah'a dua ederiz. Nas suresinde ise özellikle şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınırız. Bu sure kalbimizi ve zihnimizi şeytanın kötü düşüncelerinden korur. Bu iki sure manevi dünyamız için birer kalkan gibidir. Onları okuyarak Allah'ın koruyucu gücünü her an yanımızda hissederiz. Görünmeyen tehlikelere karşı korunma. Arkadaşlar, hayatımız boyunca birçok tehlikeyle karşılaşırız. Bu tehlikeler bazen fiziksel, bazen de manevi olabilir. Bu tehlikelerin bazıları açıktır, bazıları ise gizlidir. Gizli tehlikeler fark edilmesi zor olanlardır. Görünmeyen tehlikeler genellikle manevi dünyamızı hedef alır. Ruhsal sağlığımızı tehdit ederler. İşte Felak ve Nas sureleri tam bu noktada devreye girer. Bu sureler manevi koruma sağlar. Bu sureler bizleri büyü, sihir, nazar gibi tehlikelerden korur. Aynı zamanda kötü enerjilerden de uzak tutar. Aynı zamanda kıskançlık, haset, kin gibi kötü duyguların da etkisinden bizi korur. Bu duygular ruhsal dengemizi bozar. Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'ın korumasına sığınırız. Bu manevi bir sığınaktır. Bu sureler manevi dünyamıza huzur ve güven getirir. Ruhsal bir rahatlama sağlar. Unutmayalım ki gerçek koruma Allah'tandır. Onun koruması en güçlü kalkandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Felak ve Nas surelerine çok önem verirdi. Bu sureleri sık sık okur ve arkadaşlarına da okumalarını tavsiye ederdi. Özellikle yatmadan önce ve sabah kalktığında bu sureleri okumayı hiç bırakmazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surelerin şifa kaynağı olduğunu söylerdi. Hastalandığında da Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'tan şifa isterdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bizler için en güzel örnektir. Onun yolundan giderek Felak ve Nas surelerini hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Felak ve Nas sureleri namazlarımızda da önemli bir yere sahiptir. Bu sureleri namazlarımızın sonunda okuyarak şeytanın vesveselerinden korunmayı amaçlarız. Ayrıca bu sureler özellikle vitir namazında okunması tavsiye edilen dualardandır. Vitir namazında Felak ve Nas surelerini okumak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Bu sureler namazlarımızın maneviyatını artırır ve bizi Allah'a daha da yakınlaştırır. İbadetlerimizde Felak ve Nas surelerine yer vererek hem Allah'a sığınırız hem de onun rızasını kazanmayı umarız. Felak ve Nas surelerinin faziletleri birçok hadiste anlatılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surelerin önemini anlatan pek çok söz söylemiştir. Örneğin bir hadiste şöyle buyurmaktadır: Felak ve Nas surelerinden daha büyük bir sığınma duası yoktur. Başka bir hadiste ise, kim Felak ve Nas surelerini sabah ve akşam üçer defa okursa ona her şeye karşı yeter buyurulmaktadır. Bu hadisler Felak ve Nas surelerinin ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Sevgili dostlar, Felak ve Nas sureleri sadece namazlarda değil, günlük hayatımızda da bize rehberlik eder. Bu sureler
bizi kötülüklerden korur ve ruhumuzu arındırır. Bu sureleri her an okuyabiliriz. Sabah uyandığımızda, gece yatmadan önce ya da gün içinde herhangi bir zamanda, özellikle korktuğumuz, endişelendiğimiz, kaygılandığımız anlarda Felak ve Nas surelerine sığınmalıyız. Bu sureler bize manevi bir kalkan sağlar. Bu sureleri okuyarak kalplerimize huzur ve güven getirebiliriz. İçimizdeki huzursuzluğu yatıştırır ve bizi sakinleştirir. Çocuklarımıza da bu sureleri öğretmeli ve onları her türlü tehlikeden korumak için okumalarını sağlamalıyız. Onlara bu manevi mirası bırakmalıyız. Unutmayalım ki Felak ve Nas sureleri Allah'ın bize verdiği en değerli hediyelerdendir. Bu sureler bizi her türlü kötülükten korur. Bu hediyeleri en iyi şekilde değerlendirmek ve hayatımızın her anında Allah'a sığınmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.